Everything you say can and will be used against you. So shut up and dance! Halbuki sadece bir gün önce canlı ve enerjiktiniz. Yutkunurken boğazınızda hissettiğiniz ufacık gıdıklanmayı pek önemsemediniz. Ama işte şu anda yatak döşek haldesiniz. Ateşiniz 38,5'larda, dokunduğunuzda vücudunuz cam gibi, gözleriniz yanıyor, kafanızı çevirmeye dermanınız yok ve bir kaşık çorba düşüncesi bile midenizi bulandırmaya yetiyor. Silmekten artık burnunuz acıyor ama durmuyor, hala şırıl şırıl. Galiba içinizde virüsler cirit atıyor. Ama bir dakika burada durun. Sizi bu kadar halsiz bırakan virüsler değil, bedeninizin ta kendisi. İşte başlıyoruz. Her yıl bu durumu yaşıyor ve grip oluyorsanız, tabirimi mazur görün ama ne yalan söyleyeyim, ölmemenize şaşırıyor olurum. Her yıl ne kadar sürede hastanede vaktinizi geçiriyorsunuz ya da herhangi bir tıp belgesinde vakanız yer aldı mı diye sormak geliyor içimden. Grip kelimesi kulağa daha hoş geliyor belki ama büyük olasılıkla siz grip değil, soğuk algınlığına yakalanıyorsunuz. Gribe mi yoksa soğuk algınlığına mı yakalandınız, bunu anlamanın çok basit bir yolu var. Kendinize şunu sorun: hastanelik miyim? Cevap hayırsa büyük olasılıkla soğuk algınlığıdır. Grip, soğuk algınlığı değil, gerçek grip sandığınızdan çok daha tehlikelidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında her yıl yaklaşık 1 milyar grip vakası görülüyor ve bu vakaların 3 milyon ile 5 milyonu şiddetli seyrediyor ve yaklaşık 290 bin ila 650 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Bu da günde yaklaşık 1500 kişinin ölümü demek. Peki grip neden bu kadar tehlikeli ve ölümcül? Grip kelimesinin birebir karşılığı influenza'dır ve İtalyanca'da etki anlamına gelen bir kelime. 1500'lü yıllardan beri İtalyanlar bu kelimeyi hastalık anlamında kullanmakta. 1918-1919 yıllarında yayılan ve büyük pandemi olarak bilinen, dünya nüfusunun 1/3 birine enfekte olduğu düşünülen ve 50 milyon kişinin ölümüne yol açan işte bu influenza, yani İspanyol gribiydi. 2009-2010 yıllarında yayılan ve influenza'nın farklı bir formu olan virüse de domuz gribi dendi. Yine binlerce can kaybıyla sonuçlanmıştı. Grip, boğazı, burnu ve akciğerleri etkileyen viral bir solunum yolu hastalığıdır. Kimi zaman soğuk algınlığı ile grip arasındaki farkı söylemek zor olsa da, genel olarak grip belirtileri daha şiddetli olma eğilimindedir. Ateş, titreme, öksürük, ağır vücut ağrıları, baş ağrısı, tükenmişlik, kusma ve ishal en dikkat çekici olanlarıdır. Fakat hastalık inat eder de bir adım daha öteye geçerse, yaşlılar için potansiyel ölüm tehlikesi oluşturan akciğer enfeksiyonu ya da zatürre, bronşit adı verilen hava yollarımızın iltihaplanması, astım hastalarında alevlenme hissedilmesi, kulak enfeksiyonları ortaya çıkabiliyor. İç karartıcı olan şey ise aslında şu: ölümle sonuçlanabilecek ciddi grip enfeksiyonlarına yakalanma olasılığı en yüksek olan gruplar var maalesef. Bunlar 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş ve üzeri yetişkinler, kronik sağlık sorunları olanlar ve hamileler. Grip bu gruplarda gezinirken hiç şaka yapmıyor ve ölüme götürebilecek bir dizi olayın tetikleyicisi olabiliyor. Sadece akciğerlerinize değil, kalp, beyin ve genel bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere vücudunuzdaki bir dizi organ ve sisteme de zarar verebiliyor. Olası en kötü senaryolardan birisi de influenza'nın sepsisi, yani yaşamı tehdit eden vücut çapında bir bağışıklık tepkisini yol açması. Risk altındaki bu kişilerin grip kaynaklı ölümcül komplikasyonlara karşı savunmasız olmasının en önemli nedenlerinden biri bağışıklık sistemlerinin durumudur. Yaşlılar bağışıklık sistemlerini engelleyen biyolojik yaşlanma sürecine giriyor. Hamilelerde ise bağışıklık sistemi büyüyen fetüse saldırmamak için savunmasını düşürür. Bu nedenle bayanlar hamilelik sırasında grip kaynaklı komplikasyonlara karşı daha savunmasız hale gelir. Küçük çocukların bağışıklık sistemleri daha önce pek bir mikropla karşılaşmamıştır. Çocuğun bağışıklık sistemi, grip virüslerini hatırlamadığı için bağışıklık tepkileri yetişemeden önce virüsün çoğalma şansı vardır. Yani çocukların vücudu konuyu anlayana kadar iş işten çoktan geçmiş oluyor. Askerde komutanların söylediği bir söz var: pusudan kurtulmanın en iyi yolu pusuya hiç düşmemektir. Aynı şey grip için de geçerli. Fakat günümüz dünyasında bu neredeyse imkansız. Grip gibi solunum yolu virüsleri 3 ana yola yayılıyor. İnsanların yanlışlıkla dokunduğu yüzeylerde kalan virüsler, öksürme veya hapşırma yoluyla bir kişiye doğru atılan daha büyük damlacıklar veya nefes yoluyla salınan havadaki küçük parçacıklar. Bunlardan herhangi birisi başınıza geldiyse geçmişler olsun. Videonun başında belirttiğim sancılı süreç başlamış demektir.
Ama sizi yatağa düşürüp kolunuzu kıpırdatamayacak hale sokan virüs değil, vahşi bağışıklık sisteminizin içinizde yaptıklarıdır. Aslında grip virüsü vücudunuzdaki tek bir sisteme, solunum sisteminize saldırır. Öksürük, burun akıntısı veya göğüs ağrısı öncelikle lokal enfeksiyondan kaynaklanır. Ancak tüm vücudunuzu kötü hissetmenizin temel sebebi, bağışıklık sisteminizin enfeksiyona verdiği ilk tepkiden kaynaklanıyor. Vücudunuzda enfeksiyonla savaşmak için salgılanmaya başlanan sitokin, lenfokin ve kemokin adı verilen kimyasallar yatakta olma sebebinizdir. Gribe yakalandıysanız belirtiler başlamadan ortalama bir hafta sonra toparlarsınız. Peki, grip enfeksiyonunu kısaltmanın yani hastalıktan hızlıca kurtulmanın bilimsel olarak kanıtlanmış yolları var mı? Tıp profesörü Timothy Brewer'a göre grip enfeksiyonunun süresini azaltmanın temel yolu antiviral ilaçlar almaktır. Özellikle viral enfeksiyonlarla mücadele etmek için tasarlanmış ilaçlar. Çoğumuz grip semptomlarını hafifletmek ve daha hızlı iyileşmek umuduyla bol C vitamini, çinko, nane limon, adaçayı ve benzeri ilaç dışı destekleyiciler kullanıyoruz. Bunların faydalarının olduğu tartışılmaz şeyler. Fakat bilim camiasındaki uzmanlar bu destekleyicilerin grip süresini azalttığına dair herhangi bir verinin ellerinde olmadığını özellikle belirtiyorlar. Benzer şekilde grip aşısı yaptırmak, gribe yakalanırsanız enfeksiyonun daha kısa sürmesini sağlamaz. Ancak enfekte olursanız aşı belirtilerin şiddetini azaltabilir. Şiddetli zatüre gibi hastaneye yatma veya ölüme yol açabilecek hastalığın ciddi komplikasyonlarını geliştirme riskinizi düşürür. Bildiğiniz üzere aşı olmanız grip için bir tedavi değil, önleyici bir destektir. Aşı olduktan sonra bağışıklık sisteminizin tam tepkimeye geçmesi ortalama 14 gün süreceği için aşı olmaya karar verdiyseniz bunu en geç Eylül-Ekim aylarında yaptırmış olmanız gerekiyor. Buna ek olarak bağışıklık sisteminizi tetikte ve güçlü tutmanızın en basit ve en iyi yolları beslenmenize dikkat etmek, yeterince uyumak, tütün kullanmamak ve gün içerisinde yeterince su içmektir. Grip virüsünü tamamen yok etmek, şüphesiz milyonlarca insanın hayatını kurtaracak ve hayatta kalanların da yaşam standardını yükseltecektir. Peki gribi ortadan kaldırmak mümkün mü? Kısa ve net yanıt, hayır, mümkün değil. Bunun nedeni gribe neden olan influenza virüslerinin sürekli mutasyona uğrayarak kendilerinin binlerce versiyonunu oluşturmasıdır. Virüslerin bu farklı versiyonlarına varyantlar veya suçlar denir. Bir varyant yok olduğunda diğerleri onun yerini dolduruyor. Her yıl yeni influenza varyantları ortaya çıkıyor ve bu da her yıl yeni bir aşının ortaya çıkması demek. Hatta bazı yıllarda virüs o kadar hızlı bir şekilde mutasyona uğruyor ki aşı üreticilerini dahi geride bırakarak tüm aşıları geçersiz kılıyor. Sorun aslında şu, zihninizde en sevdiğiniz sebze olan brokoliyi canlandırın. Bu brokoli grip virüsü olsun. Bağışıklık sisteminizin ürettiği antikorlar, bu brokolinin sadece üst kısmını yani yapraklarını tanıma eğilimindedir. Fakat kötü haber, işte bu üst kısım çok hızlı bir şekilde mutasyona uğramaktadır. Buna karşılık brokolinin sap kısmı fazla değişmez. Fakat tesadüf bu ya, bağışıklık sistemimiz de en az bu kısma dikkat eder ve çok az miktarda sap antikoru üretir. Evrensel bir grip aşısı üretilirse, sap kısmını hedef alan antikorlar da üretmeyi başarmış olacağız. Diyelim ki sonunda bu derde deva bulduk, evrensel bir grip aşısı üretildi. Düşük bir ihtimal ama aşı %100 etkili ve tüm insanlık aşı oldu, herkes mutlu ve huzurlu. Bu bile gribi ortadan kaldırmak için yeterli olmayacaktır. Bunun nedeni, gribin birçok hayvan türünü enfekte etmesi ve zaman zaman farklı bir türden insanlara veya tam tersine sıçrama yapabilmesidir. Bunlara zoonotik enfeksiyonlar deniyor. 2009 domuz gribi salgınında H1N1 varyantı domuzlara sıçramış, farklı bir grip virüsüyle birleşmiş ve sonra tekrar insanlara sıçramıştı. Bulaşmayı durdurmak için yeryüzündeki tüm domuzlar, ördekler ve başka hayvanları aynı anda aşılamak gerekir. Aksi takdirde gribin farklı bir hayvan türünde devam etmesi ve mutasyona uğraması ve insan bağışıklık sistemi tarafından tekrar tanınmaz hale gelmesi pekala mümkün. Özetle evrensel bir grip aşısı gribe karşı mücadelede tek araç değil. Yok edilmesi günümüz bilimiyle pek mümkün görünmeyen bir virüse karşı gösterebileceğimiz en iyi tavır birlikte yaşamayı öğrenmektir. Yaşamın içinden izole olamayacağımıza göre, oyunu kurallarına göre oynamamız ve sağlığımıza mümkün mertebe özen göstermemiz, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hala bizimle birlikteyken.
Geldik yine bir maceranın sonuna. Video hoşunuza gittiyse bana destek olmak için lütfen beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Abone değilseniz sizi de ailemizde görmekten mutluluk duyarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi, bilim ve sağlık hayatınızdan hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.